merhabalar. Korendon Sport Talks'ta yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz ve öyle güzel bir yerdeyiz ki işte arkamızda Grand Park Lara'dayız. Ev sahiplikleri için de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Antalya'da bulunmanın keyfini bir kere daha yaşıyoruz. Ne mutlu ki. Ve sadece programımız dahilinde bu zamana kadar izlemişsinizdir. Yaklaşık olarak 6 bölümü geride bıraktık. Ve sporun bütün branşlarında, Korendon'un destek verdiği bütün branşlarda ne mutlu ki değerli sporcularımızla bir araya geldik. Ve bugün yine çok özel bir ismimiz var. Türk basketbolunda öyle güzel anılarla, öyle güzel yaptıkları, attıkları sayılarla, yaptıkları işlerle herkesin kafasında, gönlünde, ruhunda çok önemli yer edinmiş bir spor insanı, çok sevgili Harun Erdenay bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vallahi Antalya'da buluşmayı hiç planlamamıştık aslında. Evet, ben Tuğba Hanım aradığında cumartesi, ben zaten cumartesi Antalya'ya tatile geliyorum demiştim. Ne güzel, ne güzel. Böylelikle yani hem burada oldum hem bu programı yapma şansına kavuştuk. O yüzden benim için mutluluk verici. Vallahi biz çok mutluyuz. Antalya'da da tatil için nereyi daha fazla tercih ediyorsunuz? Belek tarafındayım ben. Evet. Bu sefer bazen Kemer'de, bazen Belek'te, değişiyor. Öyle evet. Öyle bir belli yerim. Bir yerim yok. Antalya zaten çok büyük, bildiğiniz gibi. Sahilleri çok güzel. Yani turizm için isterseniz şehir merkezini gezersiniz, isterseniz Kemer tarafı, Belek tarafı, gerçekten dağlara çıkarsınız. Bir turizm için turizm cenneti diyebiliriz Antalya. Kesinlikle için. Öyle. Haziran ayında da buranın gerçekten de hem denizi olsun, kumu olsun, güneşi olsun, herkes de çok iyi gelebiliyorsunuz. Korendon'da direkt uçuşlarıyla herkes de buraya gelebiliyor. Evet, ne yani mutlu ki. 5 ülkeden yaptığı uçuşlarla gerçekten öyle. Binlerce turist getiriyor ülkemize. Ve tabii ki de Avrupa'daki tek sanıyorum Türk menşeli havayolumuz. Evet, bu çok önemli ve gerçekten de gurur duyuyoruz. Tabii biz bir taraftan sporcu tarafından evet, da bakıyoruz. Evet. Yani çünkü spora da çok destek oluyor hakikaten. Sporun içinde yani her daim sponsorlara destek olan, sadece maddi olarak değil, manen de evet, o yüreği taşıyan destekçilere o kadar çok ihtiyaç duyuyoruz ki. Bunu Korendon Spor Talks'u yaptığımızdan beri çok daha yakinen de hissetmek bizi çok mutlu ediyor. Öyle değil mi? Biz destek de, çok önemli. Tabii ki biz de İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol takımı olarak Korendon Airlines bizim de sponsorluğumuzu yaptı. Dediğiniz gibi sadece sponsorun vereceği maddi güç değil, evet, manevi güç her zaman yanımızdalardı. Burada Antalya'da bizi ağırladılar, burada maçlar yaptık. Çok önemli. Bizim İstanbul'daki maçlarımıza geldiler. Hep Yıldıray Bey, Tuba Hanım ve ekibinin desteğini her zaman arkamızda hissettik o dönemde. Ne güzel, çok mutlu. Geçen hafta da biz bir araya gelmiştik aslında. Çünkü evet, bir diğer taraftan destek oldukları Altın Ordu takımının da Süper Lig'e çıkma heyecanında çok sevgili Harun da oradaydı. Takıma destek, motivasyon toplantımızda. O yüzden çok yakinen hissetmek bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten. Şimdi yıllar var ki seninle yapılan da çok fazla röportaj var. Başlayan kariyer aşamaların, çıraklık, kalfalık, ustalık süreçleri. Ben aslında bugünkü programda biraz böyle bölmek istiyorum. O çırak başladığın dönemden, kalfalık dönemine geldikten sonra, usta olduğun dönemde böyle üçe ayırdığında hangi parçaları mesela çıraklığa koyarsın? Çıraklığım çok kısa geçti diyebilirim. İstanbul Teknik Üniversitesi o zaman gerçekten şampiyonluklar kazanmış ve ligde adı olan, o zamanlar herkesin bildiği bir takımdı, şimdi ikinci ligde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladım basketbola. Babam da antrenörümdü. Ve gerçekten de çıraklık dönemi çok kısa sürdü diyebilirim. Çünkü bir anda 16 yaşında kendimi A takımda buldum. Çok önemli. A takımda buldum ve o zaman işte yıldızları Erman Kunter, Efe Aydan, Amerikalılar Paul Dawkins, Larry Richard, bunu bugün 40 yaşın üstündeki herkes bu saydığım isimleri bilir. Onlarla oynama şansına eriştim ve çıraklığım çok kısa geçti. Çünkü yani altyapıyla bir anda A takımda buldum kendimi. Ondan sonra biraz gelişmeye başladım. Şey bir oyuncuydum, kendime hedef koyan bir oyuncuydum. Daha yıldız takımda oynarken A takım hedefi koymuştum. A takıma geldiğimde A takımının yıldızı olma hedefi koydum. Sonra milli takımı hedefledim. Türk milli takımının kaptanı, yıldızı olmayı hedefledim ve bu hedefleri böyle böyle hepsini başararak kariyerimi tamamladım. Ama tabii ki ustalık dönemim de erken geldi diyebilirim. Çünkü 21'li 22'li yaşlarda profesyonel hayatım başlamıştı. O zamanın flaş takım Paşabahçe'ye transfer olmuştum Orhun Ene ile beraber.
Ve bir yanda hiç gençliği yaşamadan böyle usta bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmiş oldum. Tabii sadece iş sahada profesyonel olarak, basketbolcu olarak basketbol oynamakla değil, onun ardından gelen menajerlik, yöneticilik, federasyon başkanlığı. Oralara ayrı gireceğiz ama oynadığım dönemi biraz daha irdelemek istiyorum. Hani hep dedin ya böyle, hedefi olan sporcu olabilmek çok önemli. Yani önünün de önünü görebilmek. Rahmetli babam bana arabayı kullanırken öyle anlatıyordu mesela. İlk arabayı kullandığında önündeki arabaya bakmayacaksın. İleridekinin önündekine bakacaksın çok ki. Çok güzel bir tavsiye vermiş. Değil mi? Gerçekten de öyledir. Bu öyle. Her zaman hafızamdadır. Her zaman öndekinin önündekine bakacaksın ki ona göre tedbirini alasın diye. Doğru. Bu hayalleri gerçekleştirmen, yani bu hayalleri kurduran şeyler kendine var olan güvenin de diye düşünüyorum. Yani kendi potansiyelini aslında keşfettiğin dönemlerde öyle evet. Değil mi? Hiçbir zaman güvensiz bir oyuncu olmadım. Evet. Her zaman kendime güvenerek oynadım. Yeteneğime de güveniyordum. O yüzden mesela son saniyede bir takım toplar olur. Hiçbir zaman el yakan toplar derler evet. Basketbolda. Hiçbir zaman o topları kullanmaktan çekinmedim. Fakat tabii bu... hedefe ulaşmak için sadece yetenek ve güven yeterli değildi. Çok da çalışmamız da gerekiyordu. Ekstra çok şut antrenmanları yapıyordum. Çünkü şutlarım çok iyi bir olan evet. oyuncuydum ve onu daha da çok geliştirmek istiyordum. Daha tempolu atışlar. Ondan sonra ve böylelikle kurduğum hedeflere işte mesela ilk 18 yaşında A milli takıma girmiştim. Büyük iyi. Yıldızların olduğu bir A milli takımda ama yedektim. Orayı hedefledim. Böyle hedefleri hep koyarak sonunda da işte Ülker Spor gibi her sene Final Four'u hedefleyen, 9 sene Euroleague kariyerim oldu orada ve her sene Final Four'u hedefleyen bir top takımda da kariyerime sonlarına doğru geldi. Zaten yani güvensizlik söz konusu dahi olamaz. Baktığımızda da hani 87-2003 yılı arasında tam kaç sene olmuş? 16 sene. Milli takımı aralıksız evet. O formayı aralıksız giyebilmek gerçekten de çok önemli. Misyonun da taşıyıcısı olduğunu da gösteriyor. Ya bu gurur, hakikaten gurur verici. Bunu çok az oyuncu başarmıştır. 87 yılında giydiğim milli takım formasını 2003 yılına kadar 16 sene boyunca hiç çıkartmadım. Bir sürü turnuvalar, bir sürü hazırlık, bir sürü şampiyonalar. Sadece bir şampiyonayı sakatlığım yüzünden kaçırmıştım. Hmm. Bir Avrupa şampiyonası o kadar. Onun dışında milli takım kariyerimi bütün turnuvalara katılarak tamamladım. O sırada da işte 190 kez A milli formayı taşıdım. Gerçekten büyük gurur. Helal sağ olsun abi. Sağ olun. Gerçekten helal olsun. Çok büyük gurur duyuyorum. Seni takip eden çok fazla da genç sporcu var. O yüzden ben biraz daha var olan diğer röportajlarının yanında biraz daha işin mental boyutuna da girmek istiyorum. İşte o kendine olan özgüveninden bahsettik. O özgüveni sağlamak için sen çalışmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettin. Hani her zaman insanların kafasında bazı soru işaretleri vardır ya, yetenek mi kazanır, çalışma mı kazanır diye. Bunu bazı oyuncularda o yeteneğin harmanlandığı belli bir yere kadar görüyoruz. Ama çalışma olmadıkça da o yeteneğin insanları olduğu yerden öteye götüremediğini de görüyoruz değil evet, mi? Evet. Onu nasıl yorumlarsın yetenek ve çalışmak kısmında? Sen kendini yani hangi kulvara koymuşsun? Evet çok yetenekliydim. Devam etseydim belli bir yere kadar devam edebilirdim. Ama evet ben yetenekliydim ve her şeyin farkındaydım. Üzerine çalışmaları koyarak böyle bir kariyer edindim mi diyorsun? Şimdi genelde buradan genellerse iki tip oyuncu tarzı vardır. Bir tanesinde daha fazla yetenek vardır. Evet. Diğeri biraz daha az yeteneklidir, çok çalışır. Ben yeteneği az olup da çok çalışarak da çok iyi yerlere gelen oyuncular tanıdım. Mesela evet. Doğuş Balbay. Evet. Süper bir yetenek değil ama müthiş çalışma ahlakı, müthiş bir çalışma disiplini, takım için oynama, her yerde kendini yere atma, savaşma ve Doğuş bugün Euroleague'de evet. çok ve milli takımlarda çok harika bir kariyer ne mutlu. Yaptı. Ama aynı şekilde çok büyük yetenekli olup o level'lara gelemeyen oyuncular da oldu. Hı hı. Ben yetenekli olduğumun farkındaydım kariyerim boyunca, yeteneğim vardı. Bunu geliştirmek için de her antrenörümden bir şeyler kapmaya çalıştım. %100 daha fazla yapabilir miydim? Belki yapabilirdim ama o günkü kendi düşüncelerime, kendi kondisyonuma göre sınırlarımda en iyi şekilde çalıştığıma inanıyorum. Hı hı.
Bizim dönemlerimizde jenerasyonun jenerasyonunda tabii antrenman sistemleri de değişiyor. Evet. Belki biz daha ağır antrenman yükleriyle başa çıkmak zorunda kaldık. Şimdi biraz daha o ağırlıklar daha hafifleterek daha çabukluğa dayalı. Bazen ben bizim jenerasyonları kobay olarak da değerlendiriyorum. Evet. Belki yani yanlış anlaşılmasın. Ama işte teknoloji ilerliyor. Herkes de kendini geliştiriyor ve dünyadaki o bütün teknolojileri kendi içimizde de kullanıyoruz. Şuna geleceğim. Dedim ya hani gençler de çok takip ediyor diye. Bir de sporcuların en büyük dertleri bu kadar. Evet ben kariyer ediniyorum ama bir taraftan da eğitimimi ne yapacağım? Bu belki de hani federasyon başkanlığı döneminde de hani sana gelen hani sporcuların hangi yönleri tercih etmesi, nasıl tercihler yapmaları konusunda da ufuk açıcı bir şey olabilir. Çünkü sen hani Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyi kazandın. Evet. Ve ama hani maç trafiği vesaire evet. derken evet. hani orayı bitiremedin sonuçta. Nasıl görüyorsun Türkiye'de spor ve eğitim sistemini değerlendirdiğinde neler söyleyebilirsin? Şimdi liselerde o iş biraz daha iyi oluyor. Çünkü bir takım liseler sporcuları toplayıp onların hem eğitimlerini hem de antrenmanlarını evet. orada da yapmalarını sağlayarak bir takım öyle liseler var destek olan. Sanıyorum voleybolda da var. Evet var. Aynı şekilde. Ne Fakat iş üniversiteye geldiği zaman biraz değişiyor. Çünkü özellikle Avrupa Kupası oynayan takımlardaki oyuncular, genç oyuncular gerçekten üniversiteyi takım antrenmanlarıyla beraber okumakta zorlanıyorlar. Çünkü sonuçta diyelim hadi şey örneği Galatasaray örneğini evet. Galatasaray takımında bir üniversite öğrencisiniz. Galatasaray takımı profesyonel bir takım, hedefleri olan bir takım. Evet. Avrupa Kupası hedefliyor, ligi hedefliyor. Oradaki koç sizin dersiniz şurada şu dersiniz var, bu dersiniz var göre program yapmaz. Evet. Bazen öyle bir program yapar ki sabahlar 10 idman, 10-12, 2.30 toplantı, 4'te biraz dinlenme, 6. Bütün gün zaten. Bütün günü bir anda. Kapatır. O yüzden yani maalesef profesyonel hayata geçen öğrencilerin üniversite hayatı çok zor. Bunu kabul etmek lazım. Bunu yürütmeleri çok zor. Amerika'ya giden istisnalar var. İşte Sinan. Sinan Güler, Doğuş Balbay, Engin evet. Atsür. Bunlar hem Amerika'da okudukları ve oradaki sistem farklı olduğu için hem başarılı basketbolcu. Voleybolda da çok var. Hem başarılı basketbolcu oldu. Ama Türkiye'de profesyonel bir takımda emek veren, oynayan, kontratlı oynayan bir genç oyuncumuzun takip etme şansı üniversiteyi zayıf. Aynısı benim de başıma geldi. Evet. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Hakikaten de devam edebilmek için çok uğraştım ama belli bir yerde artık... Ne kadar götürebildin? 4 sene kadar götürebildim ama 4. senede de gittim kaydımı aldırdım. Şimdi bir ahın var mı içinde? Ya yapabilirmişim aslında ya keşke ya, hani... Şöyle olur, dönebilirdim okula. Evet. Yani kariyerim bittikten sonra dönme şansım vardı. Çünkü ben kendi isteğimle ayrılmıştım. Evet. Bir aflan ama orada dönüp de o tekrar o şeyin içine girmeyi yani gözüm yemedi açıkçası. Tek taraflı konsantrasyonu daha şey sağlıklı evet. buldun. Ben bazen çünkü gençlerde de böyle bu üniversite mevzu ortaya çıktığında da sporun ardına birazcık saklandıklarını düşünüyorum. Şimdi belki ablalarına kızarlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü hani... Ben de çünkü Eczacıbaşı döneminde oynadığım dönem üniversite zamanına geliyor. İşte sabah antrenman oluyordu. Çıkıyor koşuyorduk, derse yetişiyorduk. Oradan geliyorduk akşam antrenmanına giriyorduk. Üzerine ekstra antrenman Tabii. yapıyorduk vesaire. Bu gerçekten de bir ekstra gayret istiyor. Yani birazcık evet sporcu hiçbir zaman bir konfor alanı da değil. Ama bazen de bizler sözüm meclisten tabii ki de dışarı. Bu o konfor alanının dışına çıkabilecek şeylerde birazcık tembellik yapabiliyoruz aslında. Evet çok doğru, efor doğru. sarf ediyoruz. Doğru. Yani hem antrenman yapmak hem işte otobüste, metrobüste oradan oraya gitmek. Belki evleri uzak işte gideceksin, yemeğini yiyeceksin, dersini çalışacaksın vesaire. Ama imkansız değil. Şöyle tabii biz tabii şimdi çok top takımlar için konuştuk. Tabii. Mesela bizim İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol takımımız işte Corendon Airlines'ta sponsor olduğunda ikinci ligde oynuyorduk. İkinci ligde oynarken bizim 4 tane üniversite öğrencimiz evet. vardı. Ve bizim antrenman biraz da onlara göre antrenman programını ayarlayarak, onlara destek olarak evet. sonuçta Avrupa Kupası maçı da yok. O çocuklar o dönem okullarını da beraber götürebildiler. Benim biraz önce söylediğim sadece çok top, Efes, Tabii. Fener, Galatasaray, Karşıyaka gibi takımlar evet. içindi. Tam bir alt liglere indiğiniz zaman oradaki öğrenciler biraz kendi disiplinlerini arttırarak, evet. biraz kendilerini sıkarak sporla
üniversiteyi bir arada götürebilirler. Kesinlikle. Çünkü gerçekten eğitimli sporculara çok ihtiyacımız var. Evet, doğru. Eğitimli sporculara gerçekten de çok ihtiyacımız var. O yüzden gençlerimize güveniyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapacaklardır açıkçası. Hedefler koyarak. Çıraklık döneminden birazcık bahsettik. Aslında hani genel bir portreyi çizdin ama sevgili Harun. Çıraklıktan kalfalığa geçiş dönemi nasıl hissettin? Çünkü insanlar böyle oynarken bir şeyleri üstüne koyduğunu hissediyorlar ya. Çıraklığı kalfalıktan ayıran dönemin hangi döneminde sence? Bence ligde sayırkalı olduğum dönemdi. Yani şöyle oldu, çıraktım 18-19 yaşındaydım. Evet. Bir sonraki sezona gelecektik. Kötü oynamıştım ama bir sonraki sezona çok iyi hazırlandım. Hı hı. Amerika'ya gittim, orada çalıştım, döndüm. Çok çok hazırdım. Yaz dönemi mi gittin? Yaz döneminde gittim, döndüm. Çok hazırdım sezona. Sanıyorum 89 sezonuydu veya 88-89 sezonuydu ve sezona inanılmaz girdim bir anda. Yani çıraktım, bir anda inanılmaz girdim ve o sezon sayı kralı oldum. Ve bütün takımların dikkatini çektim. Bence o sezonda bu çıraklıktan kalfalık kısmına çıkmış oldum. Bir de bir önceki sezonda böyle çok az oynuyordum, şey oluyordum, çok sinirleniyordum. Daha iyi oynayabilirim diyordum. O beni çok tetikledi o yaz. O yaz gerçekten inanılmaz bir çalışma programıyla. Ertesi sezon gelip ligin sayı kralı oldum. Ondan sonra önümüzdeki bir sezon daha bu sefer 30 sayının üzerinde bir ortalamayla sayı kralı oldum. Ve daha sonradan da bence o ikinci sayı kralından sonra da ustalık dönemi artık başladı. Çok çok önemli döneler. Amerika'ya gittiğini söyledim. Mesela bu senin kendi tercihine, kendi imkanlarına mı gidip yaptığın antrenmanlardı? Yoksa hani kulübün desteği vesaire oldu mu? Yok, kendi imkanlarımla gitmiştim Amerika'ya. Nereyi tercih etmiştin mesela antrenman yapmak Florida'daydı. Için? Florida'daydı. Florida'yı tercih etmiştim. Orayı özellikle tercih etmenin nedeni var mıydı? Orada yakın ahbaplarımız oturuyordu, evleri vardı o yüzden. Okey, tamamdır. Yurt dışı tecrübesi çoğu sporcuya çok şey katıyor. Gençler bazen oynayabilecekleri seviyedeki kulüpler ligin belki alt sıralarında olabilir ya da işte dediğin gibi ikinci ligde de çok kaliteli sonuçta takımlar var. Ama bazen nasıl dengelerle kafalar karışabiliyorsa oynayacağı takımı değil de belki hani biraz daha para kazanabileceği ama kenarda daha fazla süre durduğu takımları da tercih edebiliyorlar. Bu konuda neler önerirsin? Senin tecrüben burada çok önemli çünkü. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Çıraklık dönemin dedin. Çıraklık döneminde İTÜ'de oynuyordum. Evet. İTÜ'nün yıldızı olmak üzereydim. O sırada birçok Galatasaray, Çukurova takımları beni istedi. Hı hı. Ben kendim gitmedim. Yani orada dakikalarımın azalacağı, para da kazanacaktım. Evet. Orada dakikalarımın azalacağını, sorumluluklarım azalacağını hissediyordum. O yüzden her teklifi reddettim. Hı hı. Ta ki pişene kadar, piştiğim zaman gittim. Çünkü ben oynamayı, dakikayı istiyordum. Yani o anda parayı istemiyordum ben. Belki o taraflara gitsem böyle bir kariyerim de olmayabilirdi. O yüzden ben bugün yetişsem ilk bakacağım şey hangi takımda oynarım? Aynen. Hangi takımın yıldızı olurum? Çünkü o takımın yıldızı olduğun zaman zaten bir üst level gelip seni alacak. Evet. Oradan. Ama sen bir üst level'a gidip oynamazsan ondan sonra alt tarafta. Yani orada çok ince bir nokta var. Bugün benim oğlum basketçi olsa kesinlikle üst taraflara yollamam. Önce alt tarafta pişmesini isterim. Orada istiyor bazen musun? Olmasın. O yani o amatörce oynuyor olmayacaktır. Ama buradan tabii ki yani veliler de bir an önce oğlunun para kazanmasını istiyor. Öyle şimdi, veliler araya işte eskiye göre daha fazla menajerler de şu menajerler de onlar da en çok para vereni. Öylelikle çocuk oraya gidip bir anda kurtlar sofrasında çok şeyde kalıyor, güvenini kaybediyor, yeteneğine güvenini kaybediyor. Ben gene burada sporcunun kendi inisiyatifini de alması taraftarıyım. Yani sporcu gerçekten böyle bir kariyer hedefiyle yol aldıysa, ailesinin karşısında ya da işte bir menajerle işini yürütüyorsa, yanlış gördüğü şeyleri söyleyebilme kapasitesine de sahip olsun diye çok istiyorum. Hangi hedefle çıktığına bağlı. Kesinlikle. Ben para kazanma hedefiyle çıkıyorum diyorsa, farklı ama benim hedeflerim var. Ben ileride NBA'ye gideceğim. Evet. Ben her takımın yıldızı olacağım diyorsa farklı. O zaman da farklı. Evet, hedefleri iyi koymak lazım. Çünkü insanlar bu hayatta
her daim ne demişler? Tercihleriyle yaşarlar. Bu tercihleri yapmak da bizim elimizde. Ha, bu tercihlerin çokluğu da bizim elimizde. Biz ne kadar iyi performans sergilersek bizim kapımıza gelebilecek ya da bizimle çalışmak isteyecek takımları da biz tercih etme şansı elde edebiliriz. Ustalık dedik. Ustalığa da gelelim. Sayı kralı olduğun, üst üste sayı kralı olduğun dönemden sonra evet artık ustalık süreci başladı dediğin takım sürecin neydi sence? Şimdi bir sene Fenerbahçe'de oynadım. Dream Team diyorduk. Gerçekten çok çok iyi bir takımdık Fenerbahçe'de. O sezondan sonra ertesi sezon Ülker'e transfer oldum ve 9 sezon Euroleague serüvenimiz başladı Ülker'de. 2 kere Final Four'un kapısından döndük. 3 kez Türkiye şampiyonu olduk. 3 kez lig şampiyonu, Türkiye Kupası'nı, 3 kez lig şampiyonu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldık. Başarılı bir 9 senelik kariyerim şimdi geçti. Şimdi böyle söylerken ne güzel değil mi? Bir çırpıda böyle akıyor. Evet. Onu aldık, bunu aldık ama işte nasıl aldık? Yani orada çünkü her zaman Anadolu Efes, tabii, Fener, Tofaş gibi hep ciddi rakiplere karşı oynadık. Ve 9 senelik kariyerim ustalık dönemimde diyebilirim. Orada tabii milli takımlarda da 2001'de Avrupa ikinciliğini elde ettik. O çok, o milli final takım çok kariyerinde önemli, evet. Tabii. Yani aynı şekilde voleybolunda bir sene sonra bir finali gelmişti üst üste. Hatırlıyorum o dönemi. Güzel dönemlerdi. Bizim jenerasyon işte biraz yaşlanırken çok çok önemli bir jenerasyon. Yaşalırken çok önemli bir jenerasyon geldi. Hidayet, Kerem Tunceli, Kaya Peker, Mehmet Okur, Mirsat, İbrahim Kutluay gibi çok çok önemli bir jenerasyon geldi altımızdan. O da memnuniyet vericiydi. Yani bir yeri bırakırken güveneceğin takımı daha da yukarıya çıkacak insanlara bırakmak. Ve ondan sonra Ülker'deki kariyerim bitince İstanbul Teknik Üniversitesi'ne döndüm. Orada yuvama dönmek istedim. Orada bir iki sezon daha oynadım. Ondan sonra ve 19 sezon olmuştu kariyerim. O sırada da eşim Mersin Büyükşehir Belediye'den bir teklif almıştı. Bana da gel dedi. Ben aslında bırakmayı düşünüyordum ama bir sene onun isteğiyle Mersin'de çok güzel bir takımdı. Gittik ama bir sezonda oynadık. Tam 20 sezonla kariyerimi bitirmiş oldum. Helal. 20 sezon. Evet. Evet, bıraktım dediğin noktada kendini inandırmış mıydın artık? Yoksa zorlandın mı? Yok, zamanın geldiğine inanmıştım ben. İnanmıştım. Güzel. Yani ya, o doygunluğa erişmek bir sporcu için çok önemli çünkü. Evet, yani Euroleague kariyerini artık zorlamayacaktım. 30, 33, 34 yaşındaydım. Biraz daha hedefimi küçülterek yine ligin içinde hiç olmazsa yuvam olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüp bir orada tekrar oynama şansını yakalayacaktım. Hı hı. Ve böylelikle bir karar aldım ve oraya döndüm. Hı hı. Çok enteresan. En son artık yani Mersin'de oynuyordum. Nisan ayıydı. Benim de menajerim ya dedi, CSKA Moskova'dan bir teklif var dedi. Şaşırdım, ne yapacaksın? Benim pozisyondaki bir oyuncuları sakatlanmış tam Rus finalleri öncesi. Beni istemişlerdi ama reddettim ben. Ya şey gitmedin. Yok, gitmedim canım. Ya gençliğimde gitmemişim, o yaşta mı gideceğim? Çok iyi. Çok iyi. Tabii yani Avrupa'dan ya da NBA'den sana gelen teklifleri var, de biliyoruz var sonuçta yani, ama sen hep... İspanya'dan geldi, hı-hı, Yunanistan'dan geldi, Rusya'dan geldi ama hı-hı, sonuçta ben zaten Euroleague oynuyordum. Ya bugün Fenerbahçe'de veya Anadolu Efes'te oynayan bir Türk oyuncuyu düşünün. Evet, yabancı kulübe gitmesine gitmesinin... gerek yok. Zaten aynı ligde oynuyor ve ülkesinde oynuyor. Ben de aynı ligde oynuyordum ve ülkemde oynuyordum. Ve bana da değer veriliyordu burada. O yüzden Avrupa tekliflerine sıcak bakmıyordum Avrupa'nın gelen. NBA'den de olmuştu değil mi? NBA'den de oldu. NBA'den yalnız erken 93 yılında oldu NBA teklifi. Cleveland işte minimum kontrat yapıyorlardı o zaman, onu önerdi. Orada da gitmeme sebebim açıkçası bugünkü gibi NBA yoktu. Orada NBA ile Avrupa arasındaki fark çok açıktı. Avrupa'dan gelen oyunculara iyi oyuncular gözüyle bakmıyorlardı, saygı duymuyorlardı. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle bir uzun bir dönem vardı. Öyle. Drazan Petrovic gibi Avrupa'nın süperstarı bile orada 2 sene yedek kalmıştı. Evet. Bana da söylemişlerdi yani yedek kalırsın ama bu hücum gücünde mutlaka oynayacaksın. Ben yedek kalmayı duyunca hemen aradan... Bitti. Sıyırdım ve Türkiye'deki kariyerime devam ettim. Ne güzel. Doğru seçimler, doğru seçimler, doğru seçimler. Sonuçta baktığımızda bu zamana kadar hani herkes senin hücum yeteneğini biliyor. Bir taraftan toparlayıcılığını bitiyor. Sana yakıştırılan çok güzel lakaplar da var bir diğer taraftan. Maksimum attığın sayıyı hatırlıyor musun? 83. Wow. Türkiye Ligi'nde atmıştım. Wow. Beykoz maçında. Hangi maçtı? Beykoz. Beykoz maçında 83 sayı. 83 sayının orada scoreboard'da yazılması ve bu performansı göstermek nasıl bir duygu?
Bütün toplar son elden sende. Yani şöyleydi aslında. İlk yarı 30 sayı atmıştım. Evet. İkinci 30 atınca yetmedi, iyi oynamıştım. Dedi. Arkadaşlar yetmedi da ya dediler, biraz böyle at rekorun olsun. İleride konuşulur falan televizyon programlarında dediler. 83. Ben de 83 ile tamamlamıştım. Fark başı. Yaratan Korendos Spor Talks'ta fark yaratan sayımız o zaman Harner Danay ile birlikte 83 oluyor. Ondan sonra da 1-2 tane 49-50 sayı var. Biliyor musun birkaç tane 50'lerim var çünkü. Avrupa kupalarında da 44 sayı en çok attı. Wow. Avrupa Yunan takımına karşı falan yansın. Helal olsun sevgili abi. Sporculuk bittikten sonra antrenörlük, menajerlik, federasyon başkanlığı, sporun içinde kalarak hep idare devam ettin sevgili Harun. Ama en kolayı sporculuk gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Şimdi sahada olmak daha kolay gibi geliyor. Açıkçası antrenör olmak gibi şansım şöyle olmadı. Ben daha sezonumun son sezonunu, evet, 2006'da oynarken Doğan Akkemez, o gün Allah rahmet eylesin Doğan abi, nuru içinde yatsın. O geldi bana, milli takımlar sorumlusuydu. Harun dediler, 2006 dünya şampiyonası takımımız, evet, genç bir takım. Bunların başında menajer olarak durursan, bir abi olarak durursan çok iyi olur, böyle bir şey. Ben de tabii milli takım olunca çevirmedim ve öyle yöneticilik hayatım başladı, hı-hı, bir anda. Oraya öyle girince de tabii daha sonrasında yönetim kurulu üyeliği, as başkanlık ve federasyon başkanlığı. Evet. Aynı zamanda da Avrupa Federasyon Başkanı Başkanlığı FIBA'da da, evet, yönetim kurulu üyeliği yaptım bir dönem. Hı-hı. Ve yöneticilik kariyerim de böyle. Özellikle hani bir ülkede bir spor branşının federasyon başkanlığını yapmak gerçekten de omuzlara yüklenen epey bir yük. Sen bu yükü sporculuğun da altından kalktın son itibariyle. O dönemde yaptıkların, yapmak istediklerin, yapmayı hayal ettiklerin nasıl değerlendirirsin o süreci? Başkanlık dönemi. Evet, özellikle başkanlık, başkanlık dönemi. Başkanlık dönemi ben ara dönemde geldim. Evet. Turgay Demirel'in FIBA, evet, başkanı seçilmesini alacak 18 aylık bir dönemde geldim. Sonuçta biz orada Türk basketbolunu yönetiyoruz. Evet. Türk basketbolunun birçok paydaşı var. Ve biz oturduk masaya. Bu paydaşlar işte takımlar var, milli takımlar, evet, var, hakemler var, Anadolu'daki takımlarda gençlerin yetiştirilmesi var. Bütün bunlar federasyon başkanının görevleri, bütün bu organizasyonu yönetmek. Bunu 18 ayda en iyi şekilde nasıl yaparız, kulüplerimize nasıl destek oluruz, Anadolu'daki çocuklarımıza nasıl destek oluruz, oturduk bunu düşündük ve 18 ayda kısa bir planla bunu işleve koyduk. Ve memnun da kaldı herkes. Sonuçta Basketbol Federasyonu Türk Basketbolu'nu yönetiyor. Yönetirken de takımları oranın çok çok önemli paydaşı. Bu takımları biz belli bir disiplin içinde tabii, evet, ki daha rahat organizasyonlarını yapmalarını sağlayabilmemiz, hı-hı, lazım. Buna uğraştık. Ülke basketbolunda şöyle sıraladığında eksik ya da iyi yaptıkları dediğinde böyle bir listen var mı kafanda sevgili Harun? Hani şunları gerçekten iyi yapıyoruz ama eksik olduğumuz yanlarda şöyle şunların üzerinde daha çok durmamız gereken şeyler var dediğin. Şimdi Türk basketbolu hem federasyon organizasyonu olarak yıllarca yaptığı organizasyonlar, dünya şampiyonları, evet, Avrupa şampiyonları, hem milli takımların kadın erkek başarısı, evet, olarak dünya federasyonlarında kendini kanıtlamış federasyon. Hatta ilk 2-3 federasyondan bir tanesi. Ne güzel ki emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet, ama tabii ki şimdi oyuncu yetiştirme konuları birazcık daha kulüplere düşüyor. Hı hı. O oyuncular milli takımlarda 1 ay oluyorlar, kulüplerde 11 ay oluyorlar. Evet. O çalışmayı birazcık daha arttırıp yani milli takım kaplarını tekrar biraz daha, evet, toplamak. Belki bir 12 Dabo projesi vardı. Evet. Hmm. Oradan çıkan oyuncular var. Şu an Beşiktaş'ta 2 tane oyuncumuz, evet, oradan çıktı. O projeyi tekrar başlatabilmek. Biraz da Anadolu'da belki tekrar yerel ligleri kurarak, hmm, ona eğilmek olabilir, yapılacak şeyler, hmm, daha gelecekte de. Peki hani bu bir dönemdi. Şu anda da federasyon çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemde senin gönlünden geçen orada olmak gibi bir niyetin var mı? Federasyonun tekrar başında olabilmek, o işi yönetebilmek? Şimdi ben daha sonuçta basketbolun içindeyim. İşte milli oldum, yöneticilik kariyerim oldu, evet, genel menajerlik, yönetim kurulu. Evet. Bu işin her noktasında bulundum. Tabii ki basketbol camiası beni isterse, böyle bir teveccüh gösterirse ben ortaya çıkarım, hı hı, ve tekrar bu işi yönetirim. Hı hı.
böyle. Ama camianın da tabii burada desteği önemli. Böyle camia isterse ben çıkarım. Hı hı. Ne güzel, insanın kendini hazır hissetmesi çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Yılların tecrübesi çok sevgili Harun Erdenay. Sporculuğundan bu zamana kadar yaptıklarıyla hepimiz onunla gerçekten de gurur duyuyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili Harun, biz Korendon'la böyle en havalı sözümüzü de bırakıyoruz. Açıkçası hani programın da artık son dakikaları, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Öncelikle en havalı sözü bırakmadan önce senin eklemek istediğin bir şey var mı? İçimizde kalan, yahu bu zamana kadar bana hiç sorulmadı Başak, yani şunu da keşke bir sorsaydın dediğim bir şey var mı? Yani öncelikle hiçbir şey tabii Korendon Airlines'da birkaç kelime evet, söyleyeyim. Lütfen. Gerçekten gururumuz bir hava yolu ve sporu senin dediğin gibi sadece maddi anlamda değil, evet, her şekilde yanlarında olarak işte voleybolda, evet, futbolda, basketbolda, bisiklette, handbolda, hepsinde, belki benim yelkende, bilmediğim bir sürü yerde yani burada Yıldıray Bey, Tuğba'nın ve ekiplerine gerçekten bir kere spora bu kadar destek oldukları için bir spor adamı evet, olarak teşekkürü bol biliyorum onlara. Ondan sonra yani bana gerçekten bir kere çok iyi hazırlanmış bir röportaj. Ya Başak, teşekkür ederiz. Yani pek açık nokta kalmadı yani şu bana şunu sormadığın yer dediğin yer. Ne bileyim hani yıllardır herkes hazır röportaj yapıyor. Arkadaş, birinin de aklına bu gelmez mi? Neden bana şu sorulmadı bu zamana kadar? Hep sorarım çünkü. Sizin çok profesyonel ve iyi olmanızdan olabilir o zaman. Değil çok, mi? Soru kalmaması. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Her zaman sorular vardır kafalarda. O zaman en havalı sözümüz böyle. Ya benim, yani benim kendi sözüm değil tabii. Evet. Ulu Önder Atatürk'ümüzün. Yani ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Bu sözü ben daha ilk herhalde 10 yaşımda okumuşumdur. Evet. Ve o çok etkilemiştir. Benim o salonda o sözü görüp okulumdan beri de o mottodan çıkmamaya hayatım boyunca çalışırım. Helal olsun, ne diyeyim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tatil zamanında bizlere vakit ayırdığın için, zamanı bizlerle paylaştığın için seninle sohbet etmek her daim çok büyük bir keyifti. Sizde de öyle. Hayallerine, hedeflerine en güzel şekilde ulaşman dileğiyle var ol. Sağ İyi ki varsın. Değerli izleyicilerimiz, Korendon Spor Talks'ta bu hafta basketbolun en özel isimlerinden biriyle birlikteydik ve sevgili Harun Erdener bütün samimiyetiyle sorduğumuz sorulara çok harika cevaplarıyla hem gençlere aynı zamanda örnek olarak hem de kendi sporculuğundan sonra yaptığı yöneticilik ve federasyon başkanlığından sonra şu andaki hedeflerinden de ufak ufak bahsetmiş olduk. Ne mutlu ki Korendon Spor Talks'a da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümler nelere gebe? Bilmiyoruz ama lütfen sizlere söyleyeceğimiz şu ki Korendon Spor Talks'u YouTube sayfasından takip etmek, Korendon Airlines sayfasıyla birlikte Instagram sayfasından da mutlaka bizi takip alın, abone olun, yorumlarınızı yapın. Sizin değerli yorumlarınıza çok ihtiyacımız var çünkü her şey sizlerle güzel. Efendim ben Başak Koç, bu hafta sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar buluşuncaya dek şimdilik o zaman hoşça kalın.